En çok saçlarının kokusunu özledim diye düşünürdüm bazen. Arnavut'a gittiğimde miydi? Seni saçından bir tutam vermiştin benim yanıma. He? Evet. Geceliğin siperle çıkarıp çıkarıp kokluyordum. Saçının kokusu sende. Evimizdi, çocuklarımızdı. Sonra dedim ki yok, en çok tebessümünü özledim. Yüzünün ortasına konu verir. Senin bir gülüşün geceyi gündüz etmeye kâfi. Sonra düşündüm, düşündüm. Dedim ki yok. En çok ellerini özledim. Ellerini bir tutabilsem. Senin yanında olsaydım saçının teline tek bir tırnağına zarar gelmesin diye canımı verirdim Azize. Keşke yanında olabilseydim. İyiyim ben. Yarın nasıl iyiyim hala? Ben düşmana kurşun attım. Düşürdüm düşmanı. Düşürdüğüm kadar da düştüm işte. Cedi büyütme o kadar. Yara bildiğin yara. Ben karargaha gidiyorum. Çok kalmam. Vesikalar ortada. Yanık hakikaten İstanbul'a çalışıyormuş. E bu tuzak İstanbul hükümetinin işi ise Ankara'ya katılmak icap etmez mi? Savaş kapıda. Yarın cenk meydanına gittiğimizde sırtımızda ceket olmuş, cepken olmuş fark eder mi? At izi it izine karışmış durumda efeler. O ondan belge almış.
bu buna üniforma vermiş. Siyaset musallat olana dek böyle musibetler gördük mü bu dağlarda? Doğru. Doğru dersin de aslanlı. O vakit acele etmeyelim. Gerekirse kendimiz keseriz göbeğimizi. Eyvallah. Bekleyelim o vakit. Lais Stanley artık Ankara ile aynı safta yer almaz Mr. Hamilton. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Çok basit. Adamlarını, itibarını, her şeyini kaybetmesiydi. Lakin küllerinden yeniden doğdu. Kibri artık dizginlenemez. Ve asla Ankara'nın boyunduruğu altına girmez. Evet, haklı olabilirsiniz. Elbette haklıyım Mr. Hamilton. İşte bu yüzdendir ki taarruza geçmek için en doğru zamandayız. Kemal'in askerleri artık yapayalnız. Gel. Kumandan. Gözlerimiz yollarda kaldı general. Kusuruma bakmayın kumandan, biraz rahatsızım. Bembeyazsınız. Böyle mühim bir günde kralı beklerken umarım ciddi bir şey değildir. Kral gelene kadar toparlamaya gayret edeceğim kumandan. Kumandan, kralınızın bu ani ziyaretinin sebebini öğrenebilir miyim? Kendisine taarruz planını sunacağım ve onayını isteyeceğim. Öyle mi? Bize bahsetmeyecek misiniz? Elbette bahsetmeyeceğim Mr. Hamilton. Kralın kendisini anlatana kadar hiç kimsenin bilmemesini tercih ederim. Bütün gece bu plan üzerinde çalıştım. Küçücük bir aksilik bile onaylanmasını tehlikeye sokar. Anlatabildim mi general? Elbette kumandan. Güzel. Yüzbaşı yani limandaki hazırlıklar ile bizzat ilgileneceksiniz. Damat Ferit'in ziyaretinde yaşadığımıza benzer bir kepazeliğe ve en ufak bir aksiliğe kesinlikle tahammülüm yok. Siz hiç merak etmeyin kumandan. Bugün hiçbir aksilik Simirli Limanı'na uğramayacak. İyi. Şimdi çıkabilirsiniz hepiniz. Kumandan, umarım ters bir şey yoktur. Hayır, yok Mr. Hamilton. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.